Çin'de koronavirüs kısıtlamaları kaldırılmaya devam ederken kiliselerde yeniden ibadete açılıyor. Ancak Çin hükümeti kiliselerin hem ulusal marşı söylemesi hem de ulusal bayrağı dalgalandırması şartıyla yeniden açılabileceğini belirtiyor. Çin'de koronavirüs kısıtlamaları kaldırılmaya devam ettikçe ülke genelindeki kiliselerde yeniden açılmanın planlarını yapıyor. Bitter Winter, Çin Komünist Partisi'nin emriyle kiliselerin ulusal marşı söylemesi ve ulusal bayrağı dalgalandırma şartıyla açılmasına izin verildiğini belirtti. 14 Haziran'da Shanxi bölgesindeki Lishanti Katolik Kilisesi 5 aylık sürenin ardından yeniden açıldı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı kilise, rahibin ulusal bayrağı dalgalandırma töreniyle açıldı. Bitter Winter, hükümet yetkililerinin töreni denetlediğini bildirdi. Aynı günde Shanxi bölgesindeki Ganshi Hristiyan Kilisesi de aynı koşullar altında yeniden açıldı. Ayrıca kilise liderlerine Çinli yetkililerin koronavirüs salgınıyla mücadelesine övgüde bulunma emri verildiği açıklandı. Kilise cemaati üyelerinden bir kişi, "Kilisemiz 5 ay, 147 gün ve 21 pazar gününün ardından tekrar açıldı. Ancak Tanrı'yı övmek için ilahiler söylememiz gerekirken, hükümet ulusal bayrağı dalgalandırmamızı, ulusal marşı söylememizi ve Xi Jinping'in salgınla mücadelesini övmemizi istiyor," dedi. Fujian eyaletinin Shenzhou şehrinin en büyük Hristiyan kilisesinin pastörü, koronavirüsle mücadele çabaları için yönetime övgüde bulunması ve ABD'yi eleştirmesi gerektiğini söyleyerek, sosyalist sistemin üstünlüğünden bahsetmek ve sosyalist sistemle komünist rejime bağlılık duyulmasını teşvik etmek zorunda olduğunu belirtti. Kilise üyesi, "Yetkililer bayrak dalgalandırma törenleri düzenlememizi ve yurtseverliği teşvik etmemizi istiyor. Şu an tüm kiliseler bunu yapmak zorunda. Yoksa kiliseler kapalı kalacak ve liderler görevinden alınacak," açıklamasında bulundu.